sizler için Türkiye'deki fırsatları bir değiştirelim. Türkiye'yi başlayalım, Türkiye'deki Android geliştiriciler için dünyadaki fırsatlar diyelim. Çünkü bugünkü sunumumda daha çok bundan bahsedeceğim. Bugün sunumumuzda ne var? Şu an itibariyle mobil olarak bizler neler yapıyoruz? Android'in pazar payı, Türkiye'deki akıllı telefonlar, tabletler, Android cihazlar ve diğer işletimlerindeki cihazlar. Yapılan bir araştırma var. Henüz sonuçlandı. Uygulama geliştiriciler arasında yapıldı bu araştırma. Kimler hangi platformu seçiyor ve nereye doğru yöneliyor? Fırsatlar nerede? Hem Türkiye'de hem dünyada fırsatlar nerede? Bunlara bakacağız hep beraber. Evet, neden Android olduğunu şimdi hep beraber izleyelim. Gördüğünüz gibi 2007 yılının başında zirvede olan Symbian'ın bugünlerde aşağı doğru inmesinden sonra yine 2007 yılında doğup 2008'de 1.5'la çıkışa geçen Android'in bugün de %53'lere varan bir seyirini hep beraber izliyoruz. Burada diğer işletim sistemleri de var. İsterseniz onlara da detaylı bakalım. Gördüğünüz gibi 2011'in 4. çeyreğinde Android akıllı telefonda Gartner raporuna göre %50'leri aşmış durumda. Ve hemen onun takibinde iOS var. Sonra Symbian ve diğer işletim sistemleri devam etmekte. Tabii her sunumun sonunda hani fırsat nerede? Buradan hemen tekrar bakalım. Fırsat çıkan trendlerde arkadaşlar. Evet, Android'li cihazlara baktığımızda şu an itibariyle mevcutta yaklaşık 600 farklı cihazda Android işletim sistemi kullanılmakta. Ve en çok kullanılan işletim sistemi de 2.3 Gingerbread. Kendisi de burada zaten. İşletim sistemi ve buradaki arkadaşlar şu an itibariyle lokomotif olan akıllı telefonlar. Ama çok yakın bir zamanda tabletler de geliyor. Nasıl geliyor bakalım. Tabletler 2010 yılında biliyorsunuz Nisan ayının 2010'da iPad çıkışını sağlamıştı. Ve 2010 yılında 19.4 milyon. Az önce Sebahattin Bey rakamları yuvarlayıp söylemişti 20 milyon diye. Burada gerçek rakamları da var. Bu sarıyla gördüğümüz iOS işletim sistemini, maviyle gördüğümüz Android ve kırmızı diğerleri. Buradaki yükselişi de adım adım, basamak basamak hep beraber izliyoruz. Ve hedeflenen 200 milyon tablet 2016 yılında. Tabii bu raporda parti projesi öngörüldüğünü zannetmiyorum. Onu da eklersek bu rakamlar daha da yükselecek. Ve anladım, buradaki yükselişi daha da çıkacak diye düşünüyoruz. Evet, arkadaşlar bu hakikaten ilginç bir araştırma. 2173 uygulama geliştirici arkadaşımız arasında yapılan, bu tabi dünyada yapılan bir araştırma. Hangi platformu seçiyorsunuz sorusunun cevabı. İsterseniz burada fırsat nerede de ona bakalım. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle iOS işletim sisteminde %88-%90'lara varan şu anda seçilmiş uygulama geliştiren bir platform var. Ve hemen akabinde Android ve tabletler ve yeni çıkan Android 4.0'ın Iceberg Sandwich versiyonuyla alakalı uygulama geliştiriyorum diyen insanların sayısı. Yine HTML 5 hızlıca burada büyüdüğünü görüyoruz. Peki burada fırsat nerede? Az önce rakamlarına baktığımız 2011'in 4. çeyreğinde %50 büyüyen Android şu an itibariyle uygulama geliştiricileri arasında hala 2. sırada ve %60, %70'lerde. Dolayısıyla burada bir fırsat var arkadaşlar. Bunu hep beraber görmüş olalım. Evet, biz neler yapıyoruz, neler yapmak istiyoruz, amacımız nedir? Biz yani mobil olarak buradayız çünkü hakikaten bu ekosistemin iki ana parçası var. Biri donanım, diğeri de yazılım. Donanım artık dünyada birçok şirketin daha önce çok önemli olan ve donanıma erişmenin çok zor olduğu yıllardan bugün artık çözümlere, yazılımlara ve işin yazılım tarafının daha önemli olduğu kısımlara gerçek değere doğru, katma değerli işlere doğru yönelmeye başladık. Dolayısıyla burada yazılım ve donanımla birlikte ekosistemin birleşmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi dünyada hızla büyüyen en büyük şirketler yazılım şirketleri ve hakikaten donanım şirketleri şu an önüne geçmiş durumdalar. Ağırlıkta her ne kadar donanım Asya tarafında şu anda olsa da yazılım dünyanın çeşitli bölgelerinde
Bugün baktığımız zaman Apple dahi kendi donanımından çok Ar-Ge'sinde bulunan tamamen geliştiriciler, yazılım ağırlıklı geliştiriciler. Dolayısıyla bizim de bu şekilde General Mobile olarak Türkiye'de uygulama geliştirici, yazılım geliştirici arkadaşlarla birlikte bir ekosistem oluşturup buradaki fırsatları birlikte değerlendirmek için buradayız. Birlikte neler yapabiliriz, onun için buradayız. Uygulama marketlerinde neler yapabiliriz? Kurumsal çözümlerde neler yapabiliriz? Eğitimde neler yapabiliriz? Bugün biraz onlara değineceğiz. Evet, donanım ve yazılım artık ayrılmaz bir bütün. Çünkü donanım var ama yazılım yok, bir şey ifade etmiyor. Yazılım var, donanım yoksa o da bir şey ifade etmiyor. Önemli olan kaliteli bir donanımda kaliteli bir yazılımın bulunması. Android neden önemli? Biraz bundan bahsedelim. Android'in en önemli özelliği arkadaşlar açık kaynak kodlu olması ve kişiselleştirilebilir olması, geliştirilebilir olması. Bunları hepiniz biliyorsunuz zaten. Ar-Ge'ye açık olması, kişi ve kurumlara özel cihaz geliştirme kabiliyeti olması, UI dediğimiz user interface'ler, kullanıcılara özel sistemler yapılıyor olması. Bir diğer en önemli katmanlardan bir tanesi yeni gelişen cloud sistemlerine hazır paketlerin, API'lerin bulunması. Burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Daha önceden diyelim ki okuma klavye gibi veya dışarıdan input output cihazları biliyorsunuz kütüphanelerle, API'lerle desteklenerek yapılırdı. Ama şu an itibariyle direkt Android geliştiricileri bu açık kaynak platformundan dolayı kendi ürettiği ürünlerin driverlarını şimdiden koymaya başladılar. Dolayısıyla bir donanımsal olarak yeni bir şey çıktığında aylarca, yıllarca onun driverının gelişmesini beklemiyoruz. Çünkü direkt kendisi de birlikte geliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Tabii ki gelişmeye açık ve geliştirilebilir olması da en büyük avantajı. Kısaca Türkiye'ye bakalım. Çünkü sadece biz cep telefonları ve tabletlerden bahsettik ama Türkiye'deki son durumda ciddi bir gelişme yaşanıyor. Nedir bu gelişme? Burada gördüğünüz artan bir smartphone yani akıllı telefonun yükselişi. Bu Haziran 2011'de 21 ama bir yıl önceki Haziran'a baktığımız zaman %12'ler seviyesindeydi. Yani her yıl ikiye katlanarak büyüyor fakat tahmin ediyoruz önümüzdeki yıl bu rakamlarda yine ikiye katlayarak devam edecek. Çok özür dileyerek bir sormak istiyorum. Tabii akıllı telefonlarda bugün neden önemli? Android geliştiricilerin şu an itibariyle en kolaylıkla ulaştığı SDK'lar, en kolaylıkla uygulama koyabileceği yerler, uygulama marketi, Google Play, tamamen Android telefonlarda tamamen markette bulunması ve yaygınlaşması. Tabii bu dünya genelinde de bu rakam şu an itibariyle %20'lere doğru çıkmakta. Dolayısıyla yılda 1,3 milyar telefon satıldığını dünyada düşünürsek, bunun %20'sinin akıllı telefon olduğunu düşünelim ve bunun da %50'sinin Android olduğunu düşünelim. Hakikaten büyük bir pazardan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de de bu pazar hızlıca büyümekte. Burada bir fırsat var. Bunun dikkatinizi çekmek istedik. Tabii toplama baktığımızda ise arkadaşlar akıllı telefon ve tabletlerin satışları artık 2011'in sonunda tamamen bilgisayar satışlarının geçtiğini görüyoruz. Buradaki eğilim, buradaki yönelimi de herkes zaten biliyor. Evet, ihtiyaçlar neler? Biraz bunlardan bahsedelim. Hem şirketlerin ihtiyaçları neler, kurumların ihtiyaçları neler? Çünkü biliyorsunuz ihtiyaçtan fırsat doğar. Bu fırsatları nasıl değerlendirebiliriz? Onlardan bahsedelim. Şu an itibariyle birçok kurum öncelikle web portalı üzerinden kendi hizmetlerini vermeye başladılar. Daha sonra bunu mobil cihazlarla desteklemeye başladılar. Bunların öncüsü bankalar oldu ve CRM geliştiren şirketler oldu. Tabii bununla da yetinmeyip hem kurumsal firmalar hem bireyler bireysel uygulamaları ön plana çıkarttılar. Çünkü biz hem bir kurumda çalışan bir şirket yöneticisi olarak hem de aslında bir bireyiz. Birazdan uygulama marketin detaylarına baktığımızda neden böyle olduğunu hep beraber göreceğiz.
Tabii ki burada uzman Android geliştirici ihtiyacımız çok ciddi derecede var. Henüz kendi yapımızdaki arkadaşlarımızın sayısı az. Bunu hızlıca artırmak istiyoruz. Sebahattin Bey dediği gibi bunu üniversitelerle başladık ve devam ettirmek istiyoruz. Android'in konuşulduğu, geliştirildiği her yerde bulunmak istiyoruz. Çünkü geleceğin ve fırsatın burada olduğunu inanıyoruz. Evet arkadaşlar, biraz da Android Market'ten bahsedelim. Google Play diye geçenlerde adını değiştirilen. Şu an itibariyle şöyle bir örnek verelim. Temmuz 2011'de 200 binler seviyesindeyken şu anda Mayıs 2012'de 450 bin uygulamaya çıktı. Tabii bu uygulamalar ikiye ayrılıyor. Kırmızı olanlar düşük kalite, yani low quality cache listeye geçen uygulamalar. Çok da rağbet görmeyen fakat ilk başlarda uygulamanın olmamasından dolayı rağbet gören uygulamalar. Orta yeşil ise normal ihtiyacı gören ve firmaların geliştirdiği, bireylerin geliştirdiği, uygulama geliştirdiği regular uygulamalar. Burada baktığımız zaman yeni aylık bazda eklenen uygulamalar, yani Nisan'da 20 bin, şöyle bakalım, 17.500 uygulama eklenirken bu rapor 17 Mayıs itibariyle henüz yarısı, tahmin ediyoruz. Aylık ortalamada 20 bin civarında uygulama ekleniyor. Şöyle bilgi vereyim size arkadaşlar. Dünyada her gün 350 bin adet Android cep telefonu aktif oluyor. Bütün dünya genelinde. Dolayısıyla bu uygulamaların sayısı yetersiz. Burada bir fırsat var. Tabii bence en önemli konulardan bir tanesi burası. Bu uygulamalar ne kadar ücretsiz, ne kadar ücretli? Türkiye'de ücretli uygulamalar ne zaman başlayacak? Biraz ondan bahsedelim. Şu an itibariyle bu 450 bin uygulamanın 320 bin tanesi ücretsiz. Yani büyük çoğunluğu ücretsiz. 1 dolardan büyük uygulama 42 bin tane. 1 ile 2,5 dolar arasında 50 bin tane diyelim. 2,5-5 dolar arasında 20 bin tane. 5-10 dolar arasında 7.600 tane ve 10 dolardan büyük uygulama sadece 4.000 tane. Peki uygulamayı geliştirdik ve bunu da paralı yaptık. Çünkü birkaç aya kadar Türkiye'de de paralı uygulamalar artık Google Play'de yayınlar hale gelecek. Bunun haberini aldık. Peki uygulama marketine uygulamayı koyduk. Beklentimiz ne olmalı? Biraz da ona bakalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi haftalar var. 5. hafta, 10. hafta, 15. hafta, 20. hafta kırılımları. Uygulamayı burada koyduk. Yaklaşık 10. haftalarda download sayımız 5, şöyle bakalım, 2,5 gün 5. haftada download sayımız 500'lerden yaklaşık binlere doğru yükselmeye başlıyor. Burada ise şöyle söyleyeyim daha doğrusu ortalamada hepsinin kırılma noktası 15. hafta, 16. haftadan sonra yani 4 ay uygulamayı koyduk. Üzerinden 4 ay geçti. Artık insanlar kullanmaya başladı. Bir arkadaşı diğerine referans olmaya başladı veya reklamını yapmaya başladı. Ortalamada uygulamalar burada bir çıkış eğilimi sağlıyorlar ve yaklaşık bu 2 ay kadar sürüyor. Daha sonra tekrardan o uygulama pazardaki, marketteki yerini yavaş yavaş diğer uygulamalara bırakır duruma geçiyor. Şu an itibariyle seni böyle arkadaşlar. Şu anda marketteki uygulamalarda ve uygulama geliştiricilerin geliştirdiği en çok uygulamalar diye bakarsak eğlence üzerine, oyun üzerine ve daha sonra kişiselleşme ve kitap, daha sonra da eğitim üzerine devam etmekte. Şu anda halihazırda kişilerin de en çok akıllı telefon ve tabletlerde %80'i, kullanıcıların %80'i entertainment üzerine dediğimiz yani oyun ve eğlence programlarını kullanmaktalar. Burada gördüğünüz gibi top 10 ücretli uygulamalar var. Bunlar sürekli değişmekte. Buradaki uygulamalara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi eğlence, oyun ve diğerleri uygulama. Burada da top 10 ücretsiz uygulamalar. Tool'lar var. Yine eğlence, oyun var. Ve diğerleri güncel hayatta kullandığımız, faydalandığımız akıllı telefonları lokomotif olan uygulamalar. Az önce bir araştırmadan bahsetmiştim. Hangi platformu kimler şu an uygulamacılar seçiyorlar ve fırsat nerede demiştik. Ve şu anda muhtemelen herkesin kafasında bir şey var.
Tamam, Android uygulama geliştirelim ama hangi alanda geliştirelim? Fırsat hangi alanda? Sosyal medyada mı, sağlıkta mı, kurumsalda mı, bireyselde mi, spor alanında mı? Fırsat nerede? Evet, bizce fırsatlar birincisi kurumsal uygulama mağazaları öne çıkacağı için buralarda. Kurumsal uygulama mağazaları ne demek? Google Play'in dışında oraya koyduğumuz uygulamaları, örneğin bir bankanın da uygulama marketi var, oraya koyuyorsunuz. Bugün Milletin Bakanlığı uygulama marketi var, Elo Market, oraya koyabilirsiniz. Cenobal uygulama marketi var, buraya koyabilirsiniz. Ve operatörlerin uygulama marketleri var, oraya koyabilirsiniz. Birincisi kurumsal uygulama mağazalar öne çıkacak. Çünkü ücretlendirme başladıktan sonra buradan gelir paylaşımından sağlanacak. İkinci dediğimiz ana sektörler ise birincisi eğitim. Tabii eğitim sektörü Fatih projesiyle birlikte hakikaten çok vizyoner bir proje. 17 milyon öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi, 1 milyon öğretmene tablet bilgisayar verilmesi, şu anda seçilen işletim sisteminin Android olması, buraya hakikaten ayrı bir fokus alanının oluşması gerektiğini göstermesi ve şu an itibariyle Türkiye'deki en büyük fırsat burası ve tüm dünyanın gözü şu an itibariyle bu projede. Bizim de mutlaka eğitim için ve bu proje için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz bugün buradayız çünkü Fatih projesinin pilot ihalesini kazanıp projede yer alıyoruz ve burada hakikaten uygulama geliştirici arkadaşlara çok ihtiyacımız var. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Diğer bir konu sağlık. Şu anda projenin duyurulmasıyla, bilinmesiyle birçok sağlık kuruluşu bize arıyor ve sağlık alanında birçok firma artık yatırım yapmaya, uygulama geliştirmeye başladığını görüyoruz. Bir diğer sosyal medya, biliyorsunuz augmented reality hızlı bir şekilde hem reklamcılık sektöründe hem medya sektöründe geleceğe olan bir sistem ve bunun geliştirilmesi gerekiyor. Burada ciddi bir fırsat var. Ve lokasyon bazlı uygulamalar, diğer sosyal medyadaki uygulamalar zaten popülerdir biliyorsunuz. Uygulamanızın popüler olması için olmanız gereken bir yer. Biz neler, sizler için biz de bir destekler sağlıyoruz. Şu anda şirketimiz staj yapmak isteyen arkadaşlarımıza açık. Hatta bazı üniversitelerde bu konuda arkadaşlarla da sözleştik ve halen yerimiz var. Staj imkanı sağlıyoruz. Fikirleri hayata geçirmek için bugün çok güzel bir sunum vardı. Konuşabildiğimiz bir ortam oluşturabiliyoruz. Ve uzun dönemli projeleri hem finansal olarak hem şirket olarak destekleyip hayata geçirebiliyoruz. Hem de uygulama geliştirip donanımla yazılımı birleştirip sonuç odaklı ve çözüm olarak cihaz ortaya koyabiliyoruz. Tabii hepinizin aklı şu olabilir. Cenobay'da nasıl bir takım var? Orada kimler çalışıyor, nasıl bir ürün ortaya çıkıyor, kısaca ondan bahsedelim. Öncelikle hem yazılımda hem donanımda bir tasarımcı ekibimiz var. Şu an itibariyle endüstriyel tasarımcılarla ve grafik tasarımcılardan oluşuyor. Tabii ki board tasarımı var, daha sonra komponent seçimi var ve burada yazılım devreye giriyor artık. Low level dediğimiz ön beş seviyesinden tutun da aplikasyon geliştirmeye, uygulama geliştirmeye, ürün yöneticisine ve test dediğimiz hem donanımsal hem yazılımsal. Yani buradaki bazı ortak departmanlar ayrıca donanım ve yazılım diye ikiye ayrılıyor. Kısaca tasarla geliştirme uygulamanın olduğu bir ortam. Hem tüketiciye yönelik cihazlar yapan, hem kurumsal çözümler yapan, hem mobil akıllı telefon hem tablet yapan bir şirketin çok basit bir şekilde bakarsak olması gereken structure'ı ve burada kendinizi nereye tanımlamak isterseniz tanımlayabilirsiniz. Yeriniz, yurdunuz var. Evet. Umarım çok sıkmamışımdır. Bazı konularınızı geçmeye çalıştık. Teşekkür ederim. Şartnamesi nedir? Her uygulama yüklenebiliyor mu? Güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim hemen kısa bir cevap. Çıkışta sol köşede bir standları var. Orada yetkilileri ve uygulamayı geliştiren arkadaşlar var. Onlardan çok daha net bilgi alabiliriz. Önümüzdeki yıl diye biliyorum.
Şu an itibariyle yani 2011-2012 eğitim yılında Android kullanıldı. Bu önümüzdeki dönem itibariyle de kullanılması muhtemel beklenti halinde. Tabii ki devlet yetkilileri bunu açıklayacaklar zaten. Ama şu an itibariyle iOS gözükmüyor. Restoran mı olacak? Evet, App Store gibi bir marketleri var. Geliştirmecilere destek derken elektrikli gibi bir rolünüz oluyorsunuz orada yoksa destek bankası ya yatırım mı yapıyorsunuz? Bir tek yatırım modelimiz yok. A, B, C, D, E, F, D, dışarıda standımız var. Yani UDF'lerin hepsini konuşabiliriz ama bizim baştan da söylüyorum. Kalıplarımız yok, katı kurallarımız yok. Yani yeni gelen, yeni dünyada kalıplara koyup bir standarda bağlı kalıp bazı şeyleri göz ardı etmek istemiyoruz. Ve melek yatırım tarafında da var, her alanda var yani işbirliğimiz. Koç Üniversitesi'ndeki temeli arzu ettiğimiz, bizim oradaki arkadaşlarımızla daha sıkı çalışmak, o sınıfın oluşmasına katkı sağlamak, staj imkanlarıyla birlikte çalışmak, yani iç içe çalışma bir modeli. Farklı farklı modelleri açacağız mesela. Risk almayı da sevdiğinizi söylediniz bir önceki sunumda. Intel işlemci mimarisini Android'de kullanma hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyük bir risk bu. Bazı firmalar denedi. Sizi bu düşünceye hiç düşündünüz mü yani? Kesinlikle. Biz bütün çip üreticileriyle her zaman görüşüyoruz ve onlardan update'ler alıyoruz. Bütün platformlarda sonuç itibariyle deneyimlerimiz var. Ama bizim şu andaki çip üreticimiz ve iş ortağımız olarak biz Qualcomm'la ilerliyoruz. Sebebi de mobil ve smartphone'larda özellikle 3G ürünlerinde dünya devi olmalarından ve bu konuda çok büyük argeler olmalarından dolayı biz yaklaşık 6 yıldır bu platformu kullanıyoruz ve 2011 yılında kendilerini de General Mobile dünyadaki üretici partnerleri arasına aldılar ve burada ciddi bir destek de sağlıyorlar. Şu an itibariyle tabletlerimizi bu işletim ve bu CPU üzerinden sürdürüyoruz. Çünkü Intel henüz daha ARM tarafında biliyorsunuz bir geliştirme yapmadı. Yeni bir chipseti var. Fakat deneme aşamasında çok az üretici kullanıyor. Tabii bir çipin öncelikle oturması, dayanıklı testinden geçmesi bir sürü zaman alıyor. Dolayısıyla oturmuş bir şey üzerinde yüklenmek daha mantıklı olur. Ama x86'da dediğim çok doğru. Intel'de şu an itibariyle en güzel çözüm Intel'in. Ama ARM dediğimiz zaman, akıllı telefonlar, tabletler dediğimiz zaman iş biraz değişebilir. Buyurun. Parti projesini aldınız. Peki o olmasaydı başka alternatifle büyük bir ses edilecek bir projeniz var mı? Ya anlatsaydınız. Sadece Fatih projesi diye bakmıyoruz. Fatih projesi aslında özellikle tablet pazarını çok büyük geliştirecek bir alan, büyütecek bir alan. Ve dünyada da model oluşturacak bir alan. Biz işin içine girdiğimizde şunu gördük ki, bütün dünya dijital deftere ya da dijital kitaba geçecek, öyle ya da böyle. Dolayısıyla dijital eğitim tarafında da bütün dünyadan inanılmaz bir ilgi var. Ve bütün dünyada da özel okullar başta olmak üzere pilot projeler, uygulamalar var. Yani bugün gelişmekte olan ülkeler seviyesinde Hindistan'da, işte Tayland'da projeler var bakarsanız. Sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de bu projelerin önemsellerini hızla hayata geçtiğini görüyoruz. Olamasaydık, biz zaten akıllı telefon tarafında 2010 yılında radikal bir karar almıştık. Bu kararın iki tane önemli noktası vardı. Bir tanesi, her bir birleşenimiz, oluşan cihazda her bir birleşenimiz, her bir iş ortağımız, dünyanın en iyi üçünden bir tanesi, dördüncüyle çalışmadık. Çok radikal bir karar. Uygulamada hakikaten bazı zorluklara da yaşayacağımız bir alan. İkincisi ise biz sadece smart telefonla, tableti de bunun içine alıyorum. Bu kadar aldık. Dolayısıyla burada hızla ilerliyoruz. Eksiklerimiz olacağını biliyoruz. Ama hızlı ilerlememiz lazım. En büyük şu andaki eksiğimiz de yazılım tarafında biz istediğimiz seviyenin çok çok yerindeyiz. Rakam vermek istemiyorum, vermeye de değmez bu açıdan.
Burayı çok hızlıca geliştirirsek hardware tarafı hakikaten bu. Yani parayı verip alıyorsunuz. Zor bir soru. Buyurun. Spek alıyorsanız. Buyurun. Merhaba. Gelecek olan Mahrif Taşan. Gelecek Mobile yazılımcı arıyor. Developer'ı ödüyorsunuz. Biz bir dakika Gelecek Mobile'ın bir sürü uygulamaları gördük. Tablet açık her şey çıktı. Bu ilanları kime ödüyorsunuz? Kimin haberi olur bu ilanlarında? Biz ilan şeklinde değil de daha çok üniversitelerde ve bu tür etkinliklerde bunları söylüyoruz. Çünkü ilanı yaptığınız zaman bir sürü biliyorsunuz doğru ya da doğru olmayan kitleye ulaşıyorsunuz. Ama burada gerçekten işin mutfağında olan direkt arkadaşlarla hem etkileşimli biz neler yapıyoruz, ne yapmak istiyoruz onu paylaşıyoruz. Hem de böyle şirketlerde çalışmak isteyen, böyle şirketlere katma değer sağlamak isteyen arkadaşlara fırsat tanıdığımızı buradan söylüyoruz. Sol sizi alalım, sonra bizim sorumuz olacak. Buyurun. Önceki sunumda da bahsettiğiniz ve hani hep bir süre sonuçta bu bir application development konusunda hani Android tabi konuşuyoruz. Sizin General Mobile olarak bir uygulama dükkanından bahsettiniz. Sadece böyle bir platform başladı mı yoksa sadece bir plan aşamasında mı? İkincisi de buna bağlantı olarak Fatih projesi için de özel bir uygulama dükkanı sadece okul ve eğitim süreci için böyle bir şey planlıyor. Teşekkür ederim. İki konuda da çalışmalarımız mevcut. Smartphone'lar, akıllı telefonlar için Storoid adında uygulama marketimiz mevcut. Storoid.com'a girebilirsiniz. İki, bu Fatih projesiyle başlayan süreçte bu platformu da geliştirdik. Birçok içerik sağlayıcı firmalar var. Bu platform üzerinde kendi içeriklerini bu sisteme dahil etmelerinin için bir altyapı hazırlığımız devam ediyor. Burada geliştirmeler devam ediyor. Henüz sonuçlanmış değil. Ama çalışmalarımız başladı. Zamanımız kalmadı arkadaşlar. Ben bir soru soracağım ve soruyu bilen arkadaşımıza General Mobile'in yeni akıllı telefonu Planet ürününü vereceğiz. Sorumu soruyorum. İlk filmimizin başında da geçti aslında. İpucu da vermiş olayım. Türkiye'ye ithal edilen ilk Android'li akıllı telefonun markası ve modelini bilen var mı? İlk parmaşalına ziyaret edin. Orada sizi sürprizler bekliyor. 250 TL'lik. Bu katılımcı sadece bu 2 günlük katılımcılara özel bir hediye çekimiz var. Onu buradan duymuş olayım. Şimdiden ayrı olsun. Buyurun ben size burada hediye edeyim. Dövecek mi? Telefon almışım.